Şimdi maçtan önce Pendikspor'un antrenör değişikliği vardı. Böyle baktığı zaman bu tip durumlarda gerçekten tahmin etmek bazı şeyler zor oluyordu. Ama genel olarak baktığı zaman bu tip durumlarda bu değişikleri takımın bir şekilde daha fazla motivasyon, daha fazla arzu getirebilirdi. Maçtan önce Pendikspor'u analiz ederken bizim daha odaklamak istedik. Buradaki, içerideki Pendikspor'un oynadığı maçlar. Çünkü 3 tane galibiyet Beşiktaş'a karşı, Adana Demirspor'a karşı, bir de 3. galibiyeti Kasımpaşa'ya karşı. Bir de çok golü olan bir maçlar. Böyle baktığım zaman gerçekten zor bir rakibimiz biz bekliyordu. Bir de antrenör değişikliği bir tarafta, o dediğin gibi bir motivasyon, bir reaksiyonu o futbolcuların bizi belki daha geriye doğru itebilirdi. Ondan sonra ardından aynı zamanda daha önce İbrahim Hoca'nın daha önce çalıştığı takımlarda bir şekilde bir şey çözmeye çalıştık. Hangi sistemle oynuyor, nasıl defansif duruşu oluyor takımın falan filan, böyle bir şekilde bu maça bu şekilde odaklanmaya çalıştık. Ama esas olan futbolcuların gösterdiği sahadaki irade gücü, mücadelesi, öbür tarafta taktiksel anlayışı, bunlar hepsi bazen taktiksel durumu veya bilmem ne, bazen galibiyetleri geldiği zaman diyoruz her şey mükemmel, mutlaka hatalar olacak ama sonuçta burada kazandığımız için mutluyuz. Futbolculara tebrik ediyorum. Zaten ilk günden beri, yaklaşık 50 gün beraberiz. Zaten bu takım ilk bana gösterdiği şey o irade gücü. Bizde o irade gücü var. Zaten oradan başladık. Buraya kadar geldik. Ama sonuçta 10 maç daha var. İnanıyorum ki Konyaspor bu 10 maçtan sonra en iyi bir şekilde ligi bitirir. Ondan sonra kulübün yönetiminin daha farklı bir planlama olabilir. Ama esas olan bu süreç içerisinde ligde kalmak. Daha iyi şey bitmedi. Çünkü lig zor bir lig. Her takım herkesi yenebiliyor. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Havaya girmememiz gerekiyor. Çünkü önümüzde 2 maçımız daha var. Adana Demirspor, ondan sonra Karagümrük Spor deplasmanda. Bu 2 maçı en güzel bir şekilde, en iyi bir şekilde puanlarla bitirmek. Ondan sonra en az bir ara var. O ara içerisinde daha iyi çalışıp daha iyi duruma gelmek benim amacım o. İnanıyorum ki bunu başarırız. Bizim için en önemli içerideki maçlarımızı kazanmak. Çünkü biz deplasmanda puanları getiririz. Çünkü ben artık takımı daha iyi tanıyorum. Ne yapabilir daha görebiliyorum. Onun için bu deplasmandaki maçlara baktığım zaman Antep, Rize maçı zor deplasmanlar, aynı zamanda Beşiktaş'a bir mağlubiyetimiz var. Ama sonuçta esas en üzüldüğü maç belki Başakşehir maçı. Çünkü içerideki 2-0 öndeki maç kaybettiğimiz için. Çünkü orada en azından bir beraberlik olsa, galibiyeti zaten olsaydı şu andaki bizim durumumuz daha farklı olacaktı. Mutlaka bugünkü galibiyeti, mutlaka o motivasyonu futbolcularımız üzerinde daha artacak. Ama sonuçta dediğim gibi daha hiçbir şey bitmedi. Önümüzdeki maç aslında yine en zor maç. Nasıl bu maçtan önceki diyorduk, bugünkü maç en zor maçımız. Aslında sonraki maç Adanaspor yine aynı şekilde en zor maçımız olacaktı. Çünkü buradan çıkmak için esas olan bir seri yapmamız gerekiyor. Bunu içerisinde tabii ki galibiyet gerekiyor, bazen beraberlik gerekiyor ama mümkün olduğu kadar maçı kaybetmemek. Onun için inanıyorum ki bu takım bunu başarır. Sene sonunda hep beraber bir şekilde mutlu sezonu bitiririz diye düşünüyorum. Zaten işte Pendikspor'la başlayıp ondan sonra içerideki Adana Demirspor, zannediyorsam bugün de Adana Demirspor, Karagümrük ya da yarın maçı. Adana Demir Karagümrük maçı var. O da sonuçta bizi ilgilendiren bir maç. Ama dediğim gibi Adana Demirspor, Karagümrük aynı bölgedeyiz. Puan olarak birisi bir puan önde ya da geride, o şu anda hiç önemli değil. Önemli olan bu maçlardan puanla çıkmak. Zaten hedef olarak, puan olarak ben inanıyorum 43 puan gibi ligde bırakabilir. Her takım, hangi takım bunu yapabiliyorsa ligde kalır. Ama belki baraj daha aşağı doğru gider. Çünkü takımlar birbirine çok yakın. Çok beraberlik sonuçlar oluyor. Onun için 1-2-3 tane, 4 tane galibiyet alan takım zaten bir anda diyor ki 5. oluruz, 6. oluruz falan filan böyle. Ama esas olan yeterli kadar puan kazanmak. Bu da zaten bu maçlardan gelişiyor. Adana Demirspor'dan başlayıp ondan sonra Karagümrük, Osmanlı sonrası bir ara geliyor. O arayı en güzel bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Ama en önemlisi bu maçlardan puanlarımızı toplamamız gerekiyor. Bizim hedefimiz bu. Teşekkürler. Soru var mı? Teşekkürler arkadaşlar. İyi çalışmalar.